Yurt genelinde milyonlarca seçmen, Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilliği seçimi için oylarını vermek üzere sandık başında. Liderler de seçmen kayıtlarının bulunduğu okullarda oylarını kullandı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için Ankara Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, sandığa gidip oy kullanan bütün seçmenlere teşekkür ederek sevgi ve saygılarını sundu. Sandığa gidip oy kullanan bütün yurttaşlarıma en içten sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Oğan, heyecanlı olduğunu belirterek, "Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun diliyorum," dedi. Memleketimize, milletimize hayırlı olsun diliyorum. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce de Ankara'daki Yaşam Kent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oylarını kullandı. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan İnce, kendisiyle ilgili yayınlanan kaset ve dekontların sahte olduğunu söyledi. Bunları ortaya çıkartan, montaj yapan FETÖ, terör örgütü. Ama bunu yayanlar var ya, bunu yayanlar. Her birine dava açacağım. Bunu yayanlar sırf siyasi gerekçelerle beni yıpratmak için eski arkadaşlarım dahil hepsini tek tek, her birini avukatlarım şu anda tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa hepsini, her birine dava açacağım. Binse bin, beş binse beş bin, on binse on bin. Böyle bir dünya yok. Ben şerefimi, onurumu Türk adaletine bıraktım. Böyle bir dünya olamaz. Böyle bir alçaklık olamaz. Yani hepsi sahtedir. Hepsi FETÖ tarafından, yurt dışından üretilmiş, Türkiye'ye servis edilmiş. Türkiye'de de siyasi gerekçelerle 50 gün boyunca bana saldırdılar. 50 gün boyunca. Allah'ından bulsunlar diyeceğim bir şey yok. Ama mahkeme kararları ortaya çıkınca herkes görecek ki Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması ortada, bulmuşlar zaten. Hepsinin sahte olduğu belli. Ama 50 gün boyunca bana ne yaşattılarsa Allah da onlara onu yaşasın. Başka bir şey demiyorum. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Allah devlete, millete zeval vermesin.